insanlar, işte geldim, buradayım. Sizleri inanılmaz derecede özledim. Biliyorsunuz ki bir süredir, yani birkaç aydır diyeyim ben size, inanılmaz yoğun bir dönem geçirdim. Ama şimdi kendimi affettireceğim. Biraz daha profesyonel pastacılık tarafına geçiyoruz. Cheesecake yapacağız ama cheesecake'in neresi böyle profesyonel pastacılık falan duygu diyebilirsiniz. Cheesecake'in formunu değiştireceğiz ve normalde bildiğimiz şeylerle nasıl o Instagram'da falan gördüğünüz o Rusların yaptığı pastalar var ya, onlar gibi bir görünüm alacağını siz de göreceksiniz. İç içe geçmiş, arasında peltesi olan falan böyle harikulade bir cheesecake yapacağız. Ocağı çalıştırmıştım, buradan da buram buram sıcak geliyor. Ne oldu lan? Muazzam cheesecake'im için ben şimdi tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Pastacılığa dair her şeyi bulabileceğiniz, bunu kesin Duygu yapmıştır dediğim veya yapacağım. O sırada yapmadıysam sonra yapacağım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ya da bir tane şöyle bir çan var, onu da tıklıyorsunuz ve her tarif yüklediğimde size uyarı geliyor. Uzun zamandır beni takip edenler biliyor, tüm bilgileri, gramajlar, bilgiler falan her şeyi detaylıca videonun altında yazıyorum. Onu gözden kaçırmayın. Şurada bir küçük bir ok var. Onu tıklıyorsunuz ve tüm bilgiler açılıyor. Daha önceki cheesecake videolarımda değinmiştim. Biliyorsunuz cheesecake esasen Yunanlardan çıkıyor. Olimpiyatlar döneminden çıkıyor. Bundan böyle gırla bahsettim. Oradaki Romalı atletler alıyorlar bu cheesecake'imizi. Tabii ki bugünkü bildiğimiz formda değil. Daha böyle kek gibi düşünün. Alıyorlar, Avrupa'ya götürüyorlar, oradan da klanlarla Amerika'ya gidiyor ve bugünkü bildiğimiz haline ulaşıyor. O da nasıl oluşuyor? William Lawrence diye bir tane amca var orada. Böyle kaza sonucu, çoğu şey gibi kaza sonucu peyniri kestiriyor falan. Yapamıyor, beceriksiz. Neyse, yapamıyor ve Philadelphia adında bir tane peynir çıkıyor. O da işte 1880 yılında falan böyle işte markasını alıyor, bu diyor benim peynirim diyor, bütün dünyayı tanıtacağım diyor. Bugünkü bildiğimiz hani labnemsi peynir haline geliyor. Ve cheesecake de bu Philadelphia denilen peynirle yapılıyor. Aynı bizim bildiğimiz aslında labneye benziyor işte, hani yapısal olarak, tadı olarak birazcık farklı ama yapısal olarak benziyor. Biz tabii ki onu bulamıyoruz. Bulsak da pahalı falan. Mascarpone'si var, Philadelphia'sı var. Mascarpone daha çok cheesecake'te de. Philadelphia peyniri pahalı olduğundan dolayı biz ne yapıyoruz? Labne peyniri kullanıyoruz. Zaten canım labneciğimin de altta kalır bir yanı yok yani. Şimdi iki çeşit cheesecake var. Bunu hep söylüyorum. Daha önceki cheesecake videolarımı izlediyseniz, özellikle New York cheesecake videosunu muhakkak izleyin ve onu yapın. Efsane bir şey o. İki çeşit cheesecake'imiz var. Bir tanesi sıcak cheesecake, bir tanesi de soğuk cheesecake. Sıcak cheesecake bildiğiniz fırında pişen cheesecake'lerimiz. İşte New York cheesecake gibi, brownie cheesecake gibi cheesecake'ler sıcak oluyor. Soğuk cheesecake'imiz, bu neyse, uyuşturdum. Hani şey verdim, beden diliyle açıklama verdim. Soğuk cheesecake'imiz ise pişmeyenler. Şimdi pişmeyen dediğimiz zaman da biraz ürkütücü olabiliyor. Çünkü içerisinde yumurta var falan, böyle insanlara böyle ürkütücü gelebiliyor. Ama hani illa da pişmiyor pişmiyor değil. Tamam, biz yumurtanın içerisindeki bakterileri öldürüyoruz. Nasıl öldürüyorum? Burada şöyle gördüğünüz Ben Marie usulü. Ben Marie nedir daha önce hiç duymadıysanız ve beni ilk defa seyrediyorsanız, içerisinde su dolu bir tane sos tencerem var. Üstüne de mayonez kasemi koydum. Veya ısıya dayanıklı herhangi bir kaseniz de koyabilirsiniz. Ocağımızın üzerine alıyorum. Bu taraf yanmıyor da bu taraf yanıyor. İçerisine yumurta sarılarımı koyuyorum şöyle bir. Ardından şekerimi koyup ikisini çırpacağım. Zaten şekerin içerisinde, yumurtanın içerisindeki bakterileri öldürücü bir güç var. Hani böyle tuzla balık yapılır falan, böyle hani pişer ya o böyle. İşte seviçe. Ya gerçekten seviçeye tahammül edemiyorum. Hiç o asitle pişen şeyleri tahammül edemiyorum. Asit tadını çok seven birisi değilim. Ama şekerin de aynı tuz gibi bir görevi var hayatta. Öyle bir misyonu var. Şimdi şeker zaten pişirici bir özelliği var ama biz benmari'de de pişiriyoruz. Yani alttan gelen bir ısıyla pişiriyoruz. Şimdi normalde biz çok alışkın değiliz. Ya ocakta pişiririz, ya fırında pişiririz, tandırda pişiririz falan. Bizim yemek kültürümüzde benmari'de pişirme gibi bir yöntem yok. O yüzden de böyle pişmiyor gibi bir his uyandırıyor. Çünkü bizim bildiğimiz bir pişirme yöntemi değil ama esasen bu da bir pişirme yöntemi. İçerisindeki tüm belirli bir ısıya kadar yükseltiyoruz ve içerisindeki bütün bakterileri mefta gitti, tatlılık öl. Yumurta ve şekeri, bakın alttan ısı geliyor, tamam mı? İyice çırpma telimizle, çırpıcı değil, buna çırpıcı demeyin, tamam mı? Bu çırpma teli, gerçekten çok ayar alıyorum çırpıcı diyenler. Çırpma telimizle karıştırıyoruz devamlı, şeker eriyene kadar. Öyle pütür pütür bir şeker kalmayacak. Yumurtanın sarısı zaten iyice açılacak böyle. Hafif böyle mayonezimsi bir kıvam alıyor ama tam böyle mayonez kadar da böyle sarı olmuyor. Kabartmıyoruz yani onu.
Sadece şeker iyice de eriyor. Bakın iyice eriyor o sırada. Devamlı çevirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer devamlı çevirmezsek yumurtanın sarısı yanar. Yani omlete döner. Pancake hatta. Bu sırada da isterseniz ilk önce de yapabilirsiniz. Burada toz jelatinim var, tamam mı? Üzerine çıkacak kadar suyumu koydum, ay kaçırdım falan diye düşünmeyin. Fazla da gelebilir, hiç önemli değil. Şöyle bir çözdürüyorum. Direkt cumburlop da kullanabilirsiniz ama normalde bir 10 dakika kadar bekletiriz biz bunu. Şöyle zaten katılaşacak. Jelatin böyle katılaştığı zaman, sıcakla bir araya geldiği zaman hemen tekrardan eski böyle akışkan kıvamına kavuşuyor. Oh süper. Bütün şekerlerim eridi. Şunda Zehra'mı biliyorsunuz, tanışmışsınızdır. Ama ilk defa görüyorsanız lütfen hocama laf etmeyin. Onun bir karakteri var. Faruk böyle rahmetli oldu. O da küçüktü. Onu rahmetli ettik. Zehra ve kardeşi Fatma geldi. Şimdi aldım ocaktan. Şekerlerim eridi. Rengi açıldı bayağı bir. İçerisinde ne yapıyorum? Burada suyla beraber bloom ettiğim jelatinim var. Biz bu işleme suyla karıştırdığımızda jelatini bloom etmek deriz. Tamam, bunu bunun içerisine şöyle güzel koyuyorum. Bakın zaten durdukça da katılaşıyor. Ama isterseniz siz, ben şimdi böyle hani video çekiyoruz falan ya, burada durdurup ilerletebiliyoruz, şey yapabiliyoruz falan. O yüzden de siz yaparken ilk önce jelatinizi bloom edin. Ondan sonra da bu yumurta sarılı işlemi yaparsanız çok daha iyi olur. Şöyle bunu da bunun içerisine koydum. Zaten yumurta sarıları böyle şu anda sıcak olduğu için jelatinin içerisinde eriyecek. Hiçbir şekilde jelatini pıtır pıtır görmeyeceğiz. Anlaştık mı? Pıtır pıtır. Hızlı 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 karıştırıyorum. Tamam, hiç durmayın. Jelatini koyduktan sonra hiç durmuyorsunuz. Hızlı hızlı karıştırıyorsunuz. Hızlı hızlı karıştırdım. Bundan sonra böyle bir 2-3 dakika kadar işte şey ortalığı birazcık toplayın edin falan, birazcık dağıtmış olabiliriz bu sırada. Ben hep dağınık çalışıyorum biliyorsunuz. Laf edenler var. Bir de bana çok konuşuyorsun diyenler lütfen başka kanallara. Lütfen. Karıştırdıktan ve 2 dakika böyle ortalığı falan topladıktan sonra ne yapıyoruz? İçerisine labne peynirimi koyuyorum. Şöyle eğer Philadelphia kullanmak istiyorsanız, yurt dışındaysanız kullanabilirsiniz tabii ki. Aa Duygu ben kullanacağım, ben Philadelphia peynir kullanacağım derseniz kullanabilirsiniz. Ben bayağı bildiğiniz marketten alınma. En ucuz hangisiyse onu aldım. Onu aldım. İçerisine koyuyorum. Böyle hafif ılındıktan sonra, tamam illa böyle kaynar kaynar vaziyette değil. Peynir zaten onun sıcağıyla ne olursa olsun ılık da olsa eriyecek. İlk önce peynirimi koyuyorum ve hızlı hızlı karıştırmaya başlıyorum. Şimdi kollarınız çok güçlü değilse kendinize doğru böyle çırpma telini alarak şöyle şöyle karıştırın. Pütürlükler hiç gözükmesin, anlaştık mı? Ardından bir ölçek krem şanti yaptım. Bir ölçek nedir böyle? Altta da böyle bir ölçek yazı olacak. Yani bir su bardağını, bir su bardağı sütle bir su bardağı toz krem şanti çırpıyorsanız bir ölçek oluyor. İki tane çırparsanız 2'ye 2, yani birebir ölçek kullanacaksınız. O zaman da 2 ölçek olur. Şimdi bir tane fedayım var. Her zaman ilk önce bir tane fedayı alıyorum. Hepsini bütün krem şantiyi koymuyorum. Şöyle şöyle hızlı hızlı ilk önce bunu bir çırpıyorum. Çırptıktan sonra bakın karıştı. Tamam mı? Ortalıkta büyük parçalar falan yok. Sonra biraz daha aldım şöyle. Bakın kalanın hani yarısı, şöyle biraz daha koyalım. Onu da çırpma telimle karıştırıyorum. Hızlı 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 hızlı. Böyle aşırı hızlı değil, aşırı yavaş yapıyor. Kendinizi kasmayın yani. Tamam mı? Şöyle karıştırdım. İnanılmaz çok iyi karıştırmanıza gerek yok bu noktada. Sonra geri kalan krem şantiyi de koyuyorum. Kalanı da koyduktan sonra biraz daha çırpıyorum ve ne yapıyorum? İçerisine eritmiş olduğum çikomu koyacağım. Burada sıcak sıcak değil, tamam mı? Böyle erittim hemen koydum gibi bir şey değil. Bu ılınacak ki böyle krem şantimizi falan eritmesin. Ama eritirse de böyle sıcak sıcak da koyarsanız çok büyük bir sorun mu? Hayır değil. Sadece donma süresi biraz daha uzun sürer, o kadar. Ben mikrodalga da erittim. Hiç öyle benmariyle falan da uğraşmadım. Bitter çikolata kullanıyorum. Fakat bitter çikolata yerine sütlü çikolata, beyaz çikolata falan da kullanabilirsiniz. Zaten beyaz çikolatayı da kullanacağız. Ama bu bölümümüzü ilk önce bitterle kullanıyoruz. İhlal çikolata kullanmak zorunda değilseniz burada aromatik herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Pralin çikolatalardan, bu işte sürülebilir çikolatalardan kullanabilirsiniz. Herhangi bir aroma koyabilirsiniz. Portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi, o tarz şeyler de kullanabilirsiniz. Harikulade olacaktır. İlla buraya işte bu kadar miktar çikolata koymam gerekiyor gibi bir düşünceye sahip olmayın. Böyle bunu nasıl değiştirebilirim diye düşündüm. Çikolata burada ekstra bir şeymiş gibi. Yani onu çıkartabilirsiniz de kullanabilirsiniz de. Çikolatamı, bitter çikolatamı koyduktan sonra bunu karıştırıyorum iyice. Bakın çok güzel bir şekilde karıştı. Şu kenarlardakileri de aldım. Şu
Şöyle temizledim ortalığı. Sonra ne yapıyorum? Şimdi bu içteki katman olduğu için 14 santim çapında bir tane kek kalıbım var. Hani siz başka kalıplar da kullanabilirsiniz isterseniz içerisinde. Ben yuvarlak formu, cheesecake'de yuvarlak formu görmeyi tercih ediyorum. İsterseniz kare de kullanabilirsiniz. O da çok havalı duracaktır. 14 santim çapındaki kalıbıma bu çocuğumuzu döküyoruz. Şunu unutmuyorum. Şimdi bu soğuk cheesecake olduğu için bıraktığınız formda kalacaktır. Yani bu şekilde kalacak. Anlaştık mı? O yüzden de spatula ile düzeltebilirsiniz. Mesela şuradan spatula alıyorum. Aldıktan sonra da şöyle bir ilk önce boşlukları bir doldurdum. Fazlasını aldım. Bakın. Kalıptan referans alıyorum. Fazlasını şöyle yaptım ki dümdüz olsun üzeri. Anlaştık mı? Burada illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Düz herhangi bir, yani spatula kullanmak zorunda değilsiniz. Düz herhangi bir şeyle bunu düzleştirebilirsiniz. Bu çocuğumuzu ne yapıyoruz? Şimdi -18'e yani derin dondurucuda böyle tamamen böyle elinizi bastığınızda böyle sert olacak kıvama gelene kadar donduruyoruz. Biz bunu çıkartırken nasıl çıkartacağız bu kalıptan? Metal kalıp kullanıyorsun, paslanmaz şey kalıp kullanıyorsun diyebilirsiniz. Biz pürmüzle çıkartacağız. Ama pürmüzünüz yoksa yani diye göreceksiniz zaten o alev saçan şey var ya. Eğer ki pürmüzünüz yoksa alma zorunluluğunuz da yok. Böyle telefon kağıtlarım var, onu da kullanacağız zaten. Onu da ilk önce koyabilirsiniz veya yağlı kağıt da koyabilirsiniz dümdüz olması şartıyla. Öylelikle rahatlıkla kalıptan çıkartabilirsiniz. Şimdi ben bu çocuğumu ne yapıyorum? -18'e donana kadar bekleyecek bizi biraz. Limonlu ara katmanımıza sıra geldi. Neden limon kullanıyorum? Çünkü çikolatayla çok iyi gittiğini düşünüyorum. Ama siz isterseniz işte portakal suyu, vişne suyu, bilmem ne işte herhangi bir çeşit meyve suyu kullanabilirsiniz. Öyle de harika duracaktır. Burada limonatam var. Bildiğiniz marketten alınan, şişelerin içerisinde satılan limonatadan var. İçerisine koydum. Tamam, bunu hafif bir ısıtacağım. O sırada ne yapıyorum? Jelatinimi yeniden bloom ediyorum. Şöyle şimdi soğuk şeyler kullandığımız için bayağı bir jelatin kullanıyoruz farkındaysanız. Çünkü onu böyle dik tutabilmek için jelatin gibi ürünlere de ihtiyacımız var. Sıvı jelatini kullanıyorum. Ben gayet de güzel bir kıvam veriyor diyebilirim. Burada isterseniz meyveleri kendiniz de sıkabilirsiniz. İlla marketten alma kullanmak zorunluluğunuz yok. Portakal suyu yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi kivi bile olur. Her şey olur. Her şeyin bütün meyve cinslerinin hepsini kullanabilirsiniz burada. Hatta içerisinde meyve parçaları da kullanabilirsiniz. Tamam, böyle meyve parçaları koyup ondan sonra blenderdan da geçirebilirsiniz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Muhakkak sıcak olması lazım. Sıcak bir ürüne biz jelatinimizi koyacağız. Anlaştık mı? Birazcık ısıtıyorum. Tamam, inanılmaz böyle fokur fokur da kaynatmayacağım. Isıttıktan sonra içerisine jelatinimi koyacağım. Ondan sonra da kalıba koyacağız. Isındıktan sonra yani parmağınızı böyle soğuduğunuzda yanacak kadar. Anlaştık mı? Isındıktan sonra ne yapıyorum? İçerisine jelatinimi koyuyorum. Bloom ettiğim. Bloom etmek. Bunlar da işte belki yabancı terminolojik şeyler. Aldım. Evet, bunun ucundakileri de attım içerisine ve eriyecek. Tamam, eğer ki baktınız erimiyor içerisine. Tamam, daha istediğiniz ısıya ulaşmamış. O zaman ne yapıyorsunuz? Tekrardan ocağın üzerine alabilirsiniz. Karıştırıyorum. Tamamen jelatinim eriyene kadar karıştırıyorum. Bunu illa jelatin kullanmanıza gerek yok. Nişastayla da yapabilirsiniz. O da kıvam verici bir arkadaştır diyeyim ben size. Fakat nişasta kullandığınızda rengi bir tık daha mat olacaktır. Anlaşıldı mı? Bununla biraz daha böyle jöle gibi biraz daha parlak bir görüntü elde ediyoruz. Nişasta kullandığınızda da daha mat bir görüntü elde ediyoruz. Burada da yine 14 cm çapında aynı çikolatalı katman kadar, tamam mı? Onun eni kadar ne kadar kullanıyorsanız aynı miktarda, ki eşit olmasını istiyorum pastanın içerisinde. Ama isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz, ama daha büyük yapmayın, daha küçük yapın. Şimdi bunu ne yaptım? İçerisine şöyle bir yağlı kağıt koydum, tamam mı? Alttan kapattım. Kenarlarını da böyle bayağı bir folyoladım. Çünkü sıvı bir şey koyacağız. Şu anda sertleşmediği için sıvı bir şey kenarlarından atmasın diye. Altı kapalı kek tabanlarını burada kullanmamanızı tavsiye ederim. Kullanacaksanız da jelatin olur, yağlı kağıt olur. Onunla muhakkak kenarlarından geçin. Çıkartmakta inanılmazdır. Böyle illallah edersiniz yani, o derece. Burada da bakın tam üstüne koyacağım böyle bir silikon kalıbım var. Şöyle bunu bulabilirsiniz. Ben onu Çin'den getirttirmiştim zamanında. Bayağı eski kendisi. O buna benzerleri olabilir. Bunun aynısı olabilir. Şimdi zaten otellerde çalışan böyle ustalarımız da gerçekten çok güzel kullanıyorlar. Bu özellikle profesyonel pastaların üzerinde kullanılan bu spiralli şekil çok fazla kullanılıyor. Yani dünyanın her yerinde bu şekli böyle güzel böyle artistik pastaların üzerine pastanelerde falan da bulabilirsiniz. Gayet de her yerde rastlayabileceğiniz bir silikon kalıp aslında.
Onu şöyle koydum. Altına tepsimi koydum. İçerisine bir parmak yüksekliğinde jelatinlediğim şöyle limonatamı koyuyorum. Ardından da bu kalıbıma koyuyorum. Şimdi bu çocuklarımızı ne yapıyoruz? Derin dondurucuda böyle kas katı olana kadar dinlendireceğiz. Böyle kas katı olacak. Aradan birkaç saat geçti. Yalan söylemeyeceğim. Yaklaşık olarak 4-5 saat geçti. Ben makyajımı çıkarttım, sonra yeniden yaptım falan, yemek yedim. Bekledik mecburen. Beyaz çikolatalı kısmımıza geldi. Elimde de gösteriyorum neresi olduğunu, dikkatini çekerim. Şimdi ne yapıyorum? Burada yine toz jelatin var. Aslında aynı reçeteyi yapıyoruz. Bakın, elimizdeki olan bir şeyi, bir reçeteyi, ki doğru düzgün bir reçete olduğundan emin oluyoruz ilk önce. Aynı reçeteyi bir tane bitter çikolata koydum. Şimdi bir de beyaz çikolata koyacağım. Tamam mı? Aslında aynı reçete. Farkında mısınız? Ama hem şeklini değiştirdik. Olan bir şeyi aldık. İki katına çıkarttık ve şeklini değiştirdik. Bir tanesini küçük kalıpla, bir tanesini daha büyük kalıpla yapacağız. Ne kadar basit bir şey olduğunu farkındasınız değil mi? İlla cheesecake olmak zorunda değil. Bu çok iyi bir mousse reçetesi vardır. Onunla yapabilirsiniz. Dondurmayla yapabilirsiniz. Rokoko yapmıştık zaten daha önce. Videolara bakarsanız orada da görebilirsiniz. Çeşitli şeylerle de bunu yapabilirsiniz. Başka bir kek tarifi bile olabilir. Arkadan da bana bu kadar konuşma diyor. Dedim ki yeniden gelmişim, biraz konuşayım ya, bir salın beni. Aslında bütün reçetedeki en önemli şey ne biliyor musunuz? Doğru düzgün bir reçete, evet o cebimizde zaten. Ama esasen kalıpları nasıl kullanacağımıza odaklanıyoruz burada. Ne yapıyorum? İlk önce toz jelatinimi aldım. Üste çıkacak kadar, artık bunu jelatinli diğer reçetelerden de alıştık. Üste çıkacak kadar suyumu koydum. Karıştırıyorum ve çözdürüyorum onu. Yani neydi bu? Blom etmeydi. Ardından yumurta sarılarım var, toz şekerim var. Aslında soğuk cheesecake'lerin klasik mantığı bu. Yumurta sarılarını şekere koyuyorum ve ben Mari'de pişiriyorum. Pişirmiyor değilim aslında. Pişmeyen diyoruz ama pişmeyen cheesecake denmiyor buna. Bunun adı soğuk cheesecake esasen. Yani biz onu uydurmuşuz, pişmeyen cheesecake. Evet, çünkü yabancılar da no bake diyorlar, pişmeyen diyorlar. Ama hayır, aslında sadece olay no bake denmesinin, yani pişmeyen denmesinin tek nedeni fırına konmaması. Yine bir pişirme işlemi var burada yani. Ne yapıyorum? Şeker eriyene kadar iyice ben Mari'de pişiriyoruz. Şekerim harikulade eridi. Şunu üstüne alalım. Ne yapıyorum? Hala sıcakken içerisine bloom olmuş jelatinimi hop attım. Şurada da kaşın ucunda da kalmış. Bunu hızlı hızlı sıcaklığıyla çeviriyorum. Eğer ki oldu da erimedi. Bir tuttunuz, unuttunuz falan, öyle şeyler de olabilir. Dünya hali bu. Tekrardan ocağın üzerine alıp hızlı hızlı karıştırabilirsiniz. Böyle eriyene kadar ama sadece. Daha da fazla tutmayın. Karıştırıyoruz. Jelatinimiz eridikten sonra peynirimi içerisine koyuyorum. Ve yeniden hızlı hızlı çırpıyorduk hatırlarsanız. Sonra bir tane krem şantimizden fedaimizi koyduk. Hızlı karıştırıyoruz ve geri kalanını da yavaş yavaş ekliyoruz. Son parça krem şantimi de aldım. Hızlı hızlı şöyle bir karıştırdık. Sonra bunu karıştırdıktan sonra ne yapıyorum? Beyaz çikolatam vardı. Beyaz çikolatamı erittim. Mikrodalgada kontrollü bir şekilde erittim. Çünkü biliyorsunuz ki beyaz çikolata çok riskli bir çikolatadır. Aslında böyle tamamen yağdan oluşan bir arkadaşımız kendisi. O yüzden de böyle iyi bir marka kullanmaya dikkat edin ki kesilmelerle karşılaşmayın. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Şimdi çikolatalı cheesecake'imizi çıkarttık. Elimde pürmüzüm var. Bunu çalıştırıyorum. Şöyle açtım. Buna dikkat edin lütfen. Dışarı kısmını elinize dikkat edin burada. Şöyle şöyle ısıtıyorum tamamen. Ardından her tarafını ısıttıktan sonra şöyle bir güzelce çıkarttım. Şimdi ne yapıyorum? Burada 17 santimlik çemberim var. Bu 14 santimlikti. Bu 17 santimlik. Bunun içerisine şu çikolata dekorasyon kağıtlarından koydum. Pastacılık malzemesi satan her yerde bulabilirsiniz ama bulamazsanız da yağlı kağıtla koyabilirsiniz. Şöyle koydum. Altını yağlı kağıtla kapattım. Bu 17'ye 14 santim boyunda bir kek kalıbı. Bunu da pastacılık malzemesi satılan yerlerde bulabilirsiniz. En altına şöyle kakaolu bir tane kek sıkıştırdım. Bu elinizde kalan bir kek olabilir. Hazır marketlerde satılan kek tabanlardan olabilir. Hiç fark etmez. Ondan koydum. İsterseniz cheesecake için olan bu bisküvi yağlı karışımımızdan da kullanabilirsiniz. Sonra şu cheesecake'imi alıyorum. Ve bunun ortasına yerleştiriyorum.
Aynı şekilde bakın ne kadar güzel oldu. Yine pürmüzle şu kenarları da birazcık yumuşuyor. Onları şöyle aldım ve üzerine yerleştiriyorum. Tam birebir durması için şöyle yaptım. Cheesecake harcımı şöyle bir sıkma poşetine koydum. Şu kenarlarından iyice dibine doğru şöyle bir sıkıyorum. Hoppa. Tamamın üzerini de kapatıyorum. Hepsini koyduktan sonra da şöyle bir güzel spatulamızla düzleştiriyoruz üstüne. Harikulade oldu. Şimdi ne yapıyoruz? -18'e yani derin dondurucuda sert olana kadar, hem sert olacak tamam mı? Olana kadar dinlendiriyoruz yaklaşık olarak bir 4 saat daha. Bakın çok basit bir reçete, harikulade, inanılmaz lezzetli bir reçete. Fakat sadece şu bekleme kısımları var. Ama bu tarz bir şey istiyorsak da buna razı olacağız tabii ki. Hadi bakalım derin dondurucuya. Cheesecake'imiz harika oldu. Aslında cheesecake patladı diyebiliriz. Birkaç saatten bekledikten sonra formuna kavuştu. Şimdi böyle bir tabanla üstüne koydum. Şöyle rahatlıkla çıkarttım. Biliyorsunuz dışında bu çikolata kağıdımız vardı. Onu da çıkartıyorum. Şöyle aldım ve onu da çıkarttım. Üstünün biraz daha düzgün olmasını istiyorum. Şöyle azıcık bir krem şanti koydum. İsterseniz bu glaze de yapabilirsiniz. Çikolatalı, işte bitter çikolatalı, beyaz çikolatalı falan sos da olabilir. Driplerden de yapabilirsiniz. Şöyle güzelce, çok değil, incecik bir katman ki üstündeki süsümüz püsümüz düzgün gözüksün. Bu güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Şöyle aldım ve bunu da tam ortasına doğru yerleştiriyorum. Süper. Burada böyle şöyle taca benzeyen 0,12 milimetre yazıyor üzerinde. Duyum var böyle şöyle taç gibi. Ne yapıyorum? Bunu aldım. Bir kenarından getirdim. Şurada birazcık gözüküyormuş. Mesela onu kapatmak istiyorum diyelim. Yukarı çıktım. Aşağı indim. Yukarı çıktım. Aşağı indim. Şöyle bir güzel kenarından süs yapıyorum. İsterseniz sadece tek bir kenarına da yapabilirsiniz. Bence böyle de çok harika duruyor diyebilirim. Mesela içinde işte limon olduğunu belli eden veya çikolata olduğunu belli eden şöyle limon kabuğu rendeleri koyabiliriz. Şu uç kısmına mesela şurası bence gayet güzel olacaktır. Şuraya birkaç tane koyuyorum. Bir tane de şu süslerden koyabiliriz veya sadece tek bir tarafına da koyabilirsiniz. Öyle çok harika duruyor. Mesela buraya çiçekler koyabilirsiniz. Yenilebilir çiçekler koyabilirsiniz. Şöyle bir tane. Şöyle de süsledik. Harikulade reçetelerimiz cepte. Onu da çok güzel bir forma soktuk. Harikulade bir pasta yaptık. İster pastanenize, ister evinize, ister çoluğunuzun, çocuğunuzun, sevdiklerinin doğum gününde harika yapabileceğiniz ve herkesin sevebileceği muazzam bir lezzet. Cheesecake pasta diyebiliriz. Cheesecake, böyle modernleştirilmiş cheesecake diyebiliriz. Belli başlı bir isim de koyamadım gitti. Yedikçe yiyesiniz gelecek efendim. Gerçekten yedikçe insanın yiyesi geliyor. Eminim siz de harika yapacaksınız. Çileklisini illa çikolatalı yapmak zorunda değilsiniz. Çilekli çikolatalı yapabilirsiniz. Sadece çilekli yapabilirsiniz. Başka meyveler kullanabilirsiniz. Başka renkler kullanabilirsiniz. Gıda boyasıyla renklendirebilirsiniz. Artık o güzel hayal dünyanızdan ne geçiyorsa onu yapabilirsiniz. Eminim harikulade yapacaksınız. Lütfen yaptığınız zaman da sosyal medyadan paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın veya bana da yollayın. Şimdiden elinize kolunuza ve yüreğinize sağlık efendim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Bay bay.